Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Bursa Kültür Park'tayız. Hemen yanımda ünlü ses sanatçımız Sayın Gökhan Gül var. Bugün konuğumuz Gökhan Gül. Bursa'ya gelmişken biz de Gökhan Gül'ü şöyle yakaladık, bir röportaj yapalım dedik. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Böylesine güzel bir ortamda yeşilin içerisinde karşılamak gerçekten mutluluk verici. Bundan önce de geldiğim dönemler olmuştu. Fakat uzun süre tabii kaldığım zaman bu zamandı. Konserler için ve sevenlerimizle buluşmak amaçlı buraya geldik. Sizlerin o güler yüzü için çok teşekkür ederiz şimdiden. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Bursa Kültür Park'ın Bursa için çok önemi var. Evet. Yeşillikler içinde güzel bir park. Ne yapalım dedik? Kültür Park'ta bir çay içelim dedik. Evet. Gökhan Bey'le de böyle sohbet edelim dedik. Sağ olun. Güzel bir ortam. Çok daha teşekkür ederim. Daha önce de gelmişsiniz zaten. Fazla dolaşmamışsınız ama. Gelmiştik. Evet. Bir grup konseriyle, büyük bir konser etkinliği içerisinde katılımımız olmuştu. Fakat tabii gezme şansımız olmadı. Şimdi daha büyük bir fırsat var elimizde tabii haliyle. Burada sevenlerle buluşmak, insanların o gözlerinin içerisindeki o enerjiyi görmek. Bu pandemi dönemi içerisinde genellikle hep Instagram'dan ve sosyal medyadan insanlara, sevenlerimize sesleniyorduk. Ama şimdi olay daha farklı. Yakinen tabii görmeleri heyecan yarattı. Onlarda da heyecan yarattı. Evet. Bakalım güzel konserlerimiz olacak inşallah. Şimdi tabii ki Bursa, Yeşil Bursa, oksijen deposu. Umarım moraliniz de yükselmiştir. Evet. Biraz sonra radyo programına katılacaksınız. Hayranlarınız sizi radyodan da dinleyecekler. Evet. Tabii ki önce biz yakaladık. Bursa'yı nasıl buldunuz? Hayranlarınız bugün ben çok güzel izlenimler gördüm. Evet. Gerçekten sizi çok seviyorlar. Bugün, sağ olsunlar. Bugün Bursa size moral vermiştir yani. Evet, biz de onlara moral vermek için geldik. 92 yılında, ben Erzincanlıyım bu arada, onu da belirtmek istiyorum. 92 yılında geçirmiş olduğum deprem sonrası birçok tanıdığımız kişiler tabii o bölgeyi terk ettiler. Terk ettikleri zaman işte karar verdikleri tabii iller vardı yerleşmek için. Onlardan birisi de Bursa'ydı. Benim birçok tanıdığım ve çevrem Bursa'da şu anda. Evet. Onların da tabii burada olduğunu da bilmek büyük heyecan verici. Aynı zamanda büyük medeniyetlerin tabii merkezi olarak da Bursa'yı çok seviyoruz bununla alakalı. İşte yemeklerinden bahsedersek yemekleri zaten vazgeçilmez her zaman için. Yemeği seven bir insan olarak tabii burada onu da belirtmek istiyorum. Bakalım bunlar yeterli diye düşünüyorum. Yani enerji almak için bana gerekli olan şeyler öyle diyeyim. Şimdi biraz sonra tabii ki radyo programına katılacaksınız. Evet. Günler önceden zaten Erzincanlılar bir heyecanlanmış. Erzincanlı heyecanlı. Evet. Bir hafta önceden heyecanlanmışlar. Evet. Sizin reklamlarınızı falan yapıyorlar. WhatsApp gruplarından atıyorlar. Gökhan Bey geldi diye. Geldi işte Gökhan Gül geldi. Ben de çok etkilendim gerçekten bu kadar. Sağ olun. Hem Erzincanlılar sizi seviyor hem Bursalılar seviyor. Sağ olun. Tebrik ederim. Sevdirmişsiniz kendinizi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hemşehrilerime çok buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tabii ben asker kökenli olduğum için bundan önce tabii Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Yıldızları Orkestrası'nda görevliydim. Yakın zamanda, yakın dönemde emeklilik kararını aldım kendi isteğimle. Tabii bu dönem içerisinde sadece askeri görevler mevcuttu. Kendi müziğimizi belli bir çerçevede tabii yapabiliyorduk ama şimdi daha farklı bir ortamda hani bizleri destekleyen hemşehrilerimizin desteğiyle bakalım bu sefer nasıl olacak? Bundan sonraki yaşantımız nasıl olacak? Ben de merak ediyorum gerçi. Güzel olacağı kesin de. İnşallah. Yani. Şimdi inşallah. Tabii ki siz askeri kökeniniz var. Mesela askeride hizmet etmişsiniz. Yaşınız çok genç ama. Erken emekli çok olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Erken sağ olun. Erken emekli olmuşsunuz. Bizler çok erken yaşta başlıyoruz tabii. 18 yaşında ben göreve başladım. Onun bir 4 yıl öncesi de tabii haliyle. Okul dönemi oluyor ve 14 yaşında okula başlamış oluyorsunuz haliyle mesleğe ilk adımınız bu. Bayağı yıllar geçiyor bakıyorsunuz işte 45 yaşında olmuşsunuz ve o dönem içerisinde de tabii çok görüp geçirmiş olduğunuz şeyler var. Bunlar kafi diyerekten hani kendi kararımı verdim ve kendi isteğimle emekli oldum.
Bundan sonra da işte beste çalışmalarım, konser çalışmalarım daha hani ferdi olarak devam edecek diye birazcık bu şekilde olsun diye karar verdik. Sağ olun. Bu arada Abdülkadir Uslu kardeşimize çok teşekkür ediyoruz bizleri güler yüzlü ağırladığı için burada. O da kendisi Bursa'da çalışıyor kendisi. Ona da buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Gökhan Bey, şimdi sizi dinledim, klibini izledim. Daha da başarılı olacaksınız, ben ona inanıyorum. İnşallah, teşekkür ederim, sağ olun. Müzik, nasıl bir müzik kulağınız var ya da nasıl bir müzik yapmak istiyorsunuz bundan sonra? Sizi biraz dinleyelim. Yaptığınız müzikle de ilgili biraz bizi aydınlatırsanız. Evet, 89 yılında asgari okula girdiğimde hani bize klasik müziği evet, bir şekilde öğretmişlerdi. Evet. Askeri müzik okulu mezunum aynı zamanda, bunu da belirtmek istiyorum. Burada marşlar, klasik eserler ve dünya müziklerini seslendirdik bir enstrümanist olarak. Daha sonra branşlara ayrılarak tabii eysel kol faaliyetleri içerisinde ben şarkı söylemeyi ve grup içerisinde müzik yapmayı tercih ettim. Bu da bana çok şeyler katmıştı o dönemde. Bunu daha sonra Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptığım dönemlerde zaman zaman ön planı çıkarmaya çalıştım. Ve bu müziğin halka inebildiğini görünce, popüler müziğin özellikle, bunu da devam etmeye karar kıldık. Konserlerimizde öncelikle caz müziği ve sonrasında Türkçe popüler müziklere yer verdik. Ve Türkçe popüler müziklerin halkın beğenisini daha çok kazandığını burada görünce dedik ki bu yolda biraz ilerleyelim. Aslında tabii askerlik bitince bir de tarzımda belirlemiş oldum. Evet. Zaten geçmişimde de bando okullarına girmeden önce bir enstrüman çalmışlığım vardı. Üçüncü sınıftan beri bağlama çalardım ben. Sonra ud çaldım. Tabii hem halk müziği hem de sanat müziğinin birleşimi ve aynı zamanda arabesk müzik dediğimiz kısım ve Türkçe popüler müziklerde seslendirince tabii daha çeşitlilik anlam kazandı benim için. Şu anda yani yeni çıkan şarkılar olsun ve geçmişten yapılan şarkıların işte cover çalışmaları olsun, bunlar hep benim ilgimi çekti. Bununla ilgili düşünüp taşınıp işte şarkı sözlerini ve melodileri ona göre seçip kendime bir tarz oluşturmaya başladım. Birkaç bestem var bununla alakalı yeni. Beste yapıyorsunuz tabii. Tabii çok çok sayılı sayısız bestem var. Fakat şu anda hani yeni dönem içerisinde yaklaşık 7-8 tane şu anda oluşturdum. Zaman içerisinde bunları da kaydedip sevenlerimle buluşturmak istiyorum bu bestelerime inşallah. Biz şimdi sizinle telefonda konuştuğumuzda dedik ki yani çekimi nerede yapalım dedik. Doğal evet, olsun ya dediniz, yolda yaparız, sorun değil. Evet. Bir yere kendimizi tıkmayalım falan dedi. Ben de aynen, aklıma Kültür Park geldi. İyi ki de yapmışız. Çok güzel oldu, iyi ki de yapmışız. Hem evet, oksijen aldınız. Aynen. Şimdi popüler kültürde mesela şu andaki müzik, popüler müzikler. Sizi dinlediğimiz zaman biraz da eskilere gidiyoruz. Gençleri tercih ediyor mu mesela? Hayranlarınızdan genç var. Ama evet, gençler sizin müziğin neresinde? Ya da yüzde kaç diyelim mesela? Şöyle aslında hani geçmiş melodileri tekrar yeni ritimlerle, yeni bir soundla ortaya koymak hani yeni nesil için de aslında evet, güzel bir şey. Yani onların da dinlemesini sağlıyorsunuz evet, geçmiş eski şarkıların. Bu şarkılar hani bu dönemde biraz fazla oluşmaya başladı. Evet. Onu görüyorum. Bu şekilde olması bence faydalı. Hani neden? Çünkü çok iyi, önemli bestecilerimiz var. Selami Şahin özellikle. Ondan bahsetmek istiyorum. Yıllardan beri yapmış olduğu şarkıları şimdi görüyoruz ki çocuklar hep birazdan söyleyebiliyorlar. Evet. Bu da Z neyle kuşağı, alakalı? Z kuşağı. Z kuşağı. Ama bunu bu hale getiren kim? Kendi düşüncesi, kendi fikri, oluşturduğu işte bir caz orkestrası, semi caz orkestrası evet, ve yapmış olduğu o değişimle daha güzel bir müzik sunuyorlar. Yani gündeme ayak uyduruyor öyle diyelim. Ve de müzikleri tekrar sevdiriyorlar bize. Yani benim amacım da bir şekilde hani bu şekilde geçmişten devam etmek. Aynen. Müzikleri sevdirmek. Zaman zaman taşımak evet, ve evet, kendi bestelerimle evet, biraz daha renklendirmek olacak. Senin yanın en aydınlık beyaz benim.